Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programında Fussilet Suresi 33-39. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allahu Teala bize burada şöyle bildiriyor. وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا Söz itibariyle daha güzel kim olabilir? مِمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ Allah'a davet edenden وَاَمِلَ صَالِحًا Salih amel işleyenden وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ve ben Müslümanlardanım diyenden. Burada üç özellik nazara verildi. Bu üç özelliği taşıyandan daha güzel sözlü kim olabilir? Allah'a davet ediyor, kendisi salih amel işliyor ve öte yandan ben Müslümanlardanım diye de söylüyor. Bu üçünü kendinde cem edenden daha güzel sözlü kim olabilir? Burada şöyle bir incelik ifade edebiliriz. Yani diyelim birisi Allah'a davet ediyor. Bu noktada şartlardan biri onda var ama salih amel işlemiyor. Bu durumda kendisinde bunu göstermemişken başkalarına tavsiye etmesi etkili olmaz. Peygamberler davet etmiş oldukları şeyleri önce kendi hayatlarında uygulamışlardır. Kendilerinin yapmadığını başkalarına söylememişlerdir. Böyle olunca ayet-i kerime başta Peygamber Efendimiz'i ve emsali olanlara bakar. Onlar en güzel bir şekilde Allah'a davet etmişler, salih ameller işlemişler, Allah'a teslim olduklarını ifade etmişlerdir. İşte müezzinlere bakan bir yönü olduğu bazı rivayetlerde, tefsirlerde nazara veriliyor. Çünkü müezzinler Allahu Ekber diye tevhidi kainata ilan ediyorlar. Ama bunu sadece müezzinlerle sınırlı görmek herhalde eksik bir anlayış olur. Ayette anlatılan sadece Allahu Ekber diye nida etmek değil, Allah'ın büyüklüğünü, Allah'ın dinini aleme anlatmaktır. İnsanlara duyurmaya çalışmaktır. İşte hak yolun davetçileri tarihin her döneminde olmuştur. Bunlar emri bil maruf nehyanil münkerde bulunmuşlar. Allah'ın dinini en güzel bir şekilde takdim etmeye çalışmışlardır ve çalışmaktadırlar. Ancak burada dikkat edilmesi gereken şey, bu kimselerin Allah'a teslim olan kimseler olması ve salih amel işleyen kimseler olması. Yoksa adam diyelim kendisi ara sıra içki içiyor ama gittiği yerlerde içkinin zararlarını anlatıyor. Bu adamın sözü etkili olmaz. Kendisi istikametli bir hayatı anlatıyor ama hayatında istikamet yok. Devamlı yalpalıyor. Elbette bu insan düzgün bir şekilde Allah'ın dinini davet edemez. Ve bundan dolayı Allah'ın dinini davet etmeye çalışan kimseler kendilerine dikkat etmeleri gerekir. Nereden tenkit edilebilecekse o gibi noktalardan uzak kalmaya çalışmak, töhmet noktalarından uzakta kalmaya çalışmak bir görevleridir ve ona göre kendilerine dikkat etmeleri lazımdır. وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَ Ne iyilik ne de kötülük bir değildir. Yani birisi gündüzün aydınlığı gibi, diğeri gecenin karanlığı gibi. Elbette bunlar bir olamaz. İdfa billeti hiye ahsen. Sen kötülüğe en güzeliyle karşılık ver. Fe izellezî beyneke ve beynehu adâve kennehu veliyyün hamim. O zaman bakarsın ki seninle arasında düşmanlık olan kimse sanki sıcak, samimi bir dost haline gelir. Bu güzel ahlak dersini bize veriyor ayet-i kerime. Yapılan kötülüğe iyilikle mukabelede bulunmak. En güzeliyle mukabelede bulunmak. Burada ahsen, idfa billeti hiye ahsen derken en güzeliyle karşılık vermek. Diyelim birisi birisine bir tokat attı. O da isterse karşı tarafa bir tokat atabilir. Bu noktada misillemede bulunmuş olur. Ve ve cezâ-u seyyye seyyetun mislühe. O ayete de uygun düşebilir. Ama daha güzeli onu ikna etmeye çalışmak veya meseleyi halledecek şekilde bir konuşma yapmaktır. En güzeliyle mukabele etmek, yapılan kötülüğe en güzeliyle mukabelede bulunmak, bu dinin bize bildirdiği, tavsiye ettiği esaslardandır. Kötülüğe doğrudan benzeri bir şekilde mukabelede bulunmak normal bir insanın yaptığı bir davranıştır.
Ama kötülüğe iyilikle, hatta en güzeliyle mukabelede bulunmak üst düzey insanların yapmış oldukları bir iştir. Mesela bazı zatlar gıybetlerinin yapıldığını duyunca, onlar kendileri gıybet yapmıyorlar. Kendi aleyhlerinde konuşanın aleyhinde konuşmuyorlar. Ve ona hediye gönderiyorlarmış. Ve diyorlarmış ki, duyduk ki gıybetimizi yapmışsın. Yani kendi sevaplarından bir miktar bize bağışlamışsın. Biz de buna mukabil sana şu hediyeyi gönderdik. Tam onu karşılamaz ama lütfen kabul buyur. Bu şekilde hareketlerle diğer tarafı mahcup edecek, aklını başına getirecek şekilde tavırlar sergilemişler. İşte günümüzde insanlar etraflarındaki insanlarla gerçekten problem yaşayabiliyorlar. Mesela karı koca devamlı beraber, ömür boyu artık beraberdirler ve evlilik zaten ömür boyu beraberliği, hatta ahirette de beraberliği netice verecek şekilde bir akittir. Dolayısıyla zaman zaman birinin diğerine kötü bir hareketi de olabilir. Nazlanmalar olabilir. Taraflardan birisi en güzeliyle mukabele ederse problem diye bir şey kalmaz. Ve diğer taraf kendine bir çeki düzen verir ve yaptığından mahcup bir hale gelmiş olur. Veya diyelim bir öğretmen sınıfta öğrencilerin uygunsuz bazı sözleri, tavırları, hareketleri olabilir. Doğrudan cezalandırma cihetine gitse belki iş gittikçe büyür, ama affetme cihetine gitse ve özel olarak ona bazı nasihatlerde bulunsa problem çok daha rahat halledilebilir. İşte yapılan kötülüğe en güzeliyle mukabelede bulunmak dinin bize bildirdiği esaslardan bir tanesi. Ve bu yapıldığında arada düşmanlık olan kimse sanki dost haline gelir ve sıcak bir dost, samimi bir dost haline avdet eder. Ve ma yulakkaha illellezine saberu, ama buna ancak sabredenler kavuşturulur. Yani bu her baba yiğidin yapabileceği bir şey değildir. Herkes kötülüğe iyilikle mukabele edebilecek bir olgunluk seviyesini yakalayamaz. Sabredenler bunu elde eder. Ve ma yulakkaha illa zu hazzin azim, çok büyük bir payı olan, güzel ahlaktan çok güzel bir pay sahibi olan bahtiyar insanlar bunu yapabilirler. Ve imma yenzaganneke mineşşeytani nezgun, eğer şeytandan kötülüğe teşvik eden bir şey sana gelirse, kışkırtıcı bir durum olursa, festaiz billah, hemen Allah'a sığın. Yani birisi diyelim bir kötü söz söyledi veya bize ters gelen bir hareket yaptı. Bu noktada sabretmek, hatta kötülüğe iyilikle mukabele bulunmak güzel bir durum, problemi halleder. Ama aynı anda şeytan da devreye girer. Ve şeytan yapılan kötülükten çok daha kötüsünü yapmayı telkin eder. Vur, kır, dağıt, bu gibi ifadelerde bulunabilir. Ve o anda artık insanda öfke hakimdir. Ve halkımız arasında da denilir ki öfkede akıl yoktur. Bir insan öfke halindeyken sağlıklı karar veremez. Ve böyle bir durumda şeytanın telkinlerine hassas bir alıcı durumundadır. Ve şeytanın yönlendirmeleri, vesveseleri, desiseleri onu kötülük yapmaya sevk edebilir ve sevk eder. Bu durumda insan ayet-i kerimedeki emir gereğince Allah'a sığınması lazım. Ve Eûzu billahi mineşşeytanirracim dediğinde artık şeytan oradan defolur gider ve o insana zarar veremez. İnnehu huves-semiul alim, şüphesiz o Allah işitendir, bilendir. Yani sen Allah'a sığındığında Allah senin sesini duyar ve Allah senin halini görür. Sesini duyduğu, halini gördüğü için de Allah sana yardım eder. Yoksa bir insan daraldığında diyelim birisini yardıma çağırıyor ama çağırmış olduğu kimse onu duymuyor. Yardıma gelebilecek imkanı olsa bile duymadığından dolayı gelemez. Demek ki biz Allah'a sığındığımızda Allah bizi duyuyor. Bu da onun yardımının bizimle olmasını netice veriyor. Dolayısıyla bir insan Allah'a dua ederken, şeytanın şerrinden Allah'a sığınırken, Rabbim beni görüyor, Rabbim benim duamı
duyuyor, biliyor şeklinde kanaat getirmesi gerekir. Ve min ayatihi el-leylu ve'n-nahar. Onun ayetlerinden birisi gece ve gündüzdür. Ve şemsu ve'l-kamer, ve güneş ve aydır. Yani gece gündüz, güneş, ay, bunların her biri Allah'tan birer ayettir. Yani bizi Allah'a götürür, Allah'ı bize tanıttırır ve gecenin kendine göre güzelliği ve özelliği var. Gündüzün kendine göre özelliği ve güzelliği var. O koca güneş büyüklüğüyle beraber bizim emrimizde. Ay geceleri dünyamızı aydınlatıyor. Bize bir gece lambası görevi yapıyor. Bütün bunlar Allah'tan birer ayettir. La tescudu lişşemsi ve la lil gamer. Siz güneşe ve aya secde etmeyin. Vescudu lillahi'llezî halakahunne. Onları yaratan Allah'a secde edin. İn kuntum iyyahu ta'budun. Eğer sadece ona ibadet ediyorsanız. İbadetiniz sırf Allah için ise güneşe, aya secde etmeyin. Güneşi ve ayı yaratan Allah'a secde edin. Kur'an-ı Kerim'de 14 ayrı yerde secde ayeti var. Bu da o ayetlerden birisidir. Ve insan bu ayeti okuduğunda secde etmesi, ben güneşi, ayı yaratan Allah'a secde ediyorum diye ayetteki belirtilen durumu göstermesi gerekir. Ve bunu uygulama noktasında okuyan veya duyan kimse, o anda durum müsait değilse, müsait olduğu bir zamanda secdesini yapar. Hanefi mezhebine göre bu şekilde uygulaması yapılabilmekte. فَاِنْ اِسْتَكْبَرُوا Eğer kibirlenirlerse, yani Allah'a secde etmekten kibirlenirlerse, فَالَّذ۪ينَ عِنْدَ رَبِّكَ Şüphesiz senin Rabbinin nezdinde olanlar, يُسَبِّهُونَ لَهُ بِالْلَيْلِ وَالنَّهَارِ Gece gündüz, yani daima Allah'a tesbih ederler. وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ Ve onlar Allah'a tesbih etmekten de usanmazlar. Yani Allah-u Teala'nın bizim secdemize hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Mesele secde etmekse, Allah'ın emrinden hiç çıkmayan melekler vardır. Melekler Allah'ın emriyle daima secde görevlerini de yerine getirmektedirler. Dolayısıyla biz Allah'a secde etmekle, yani haşa Allah'ın şanına bir ilavede bulunacak değiliz. O zaten azizdir, hamiddir. Zatında hamde layık olandır. Bütün mahlukat, hatta melekler, hiçbir varlık Allah'a secde etmese, Allah'a tesbih etmese, Allah'ın şanına bir halel gelmez, bir zarar gelmez. Ama gerek melekler, gerek insanlar Allah'a secde etmekle ona abdolmanın şerefini yaşamış olurlar. İşte Mevlana Celaleddin Rumi, ben de şudem, ben de şudem derken, yani ben Allah'a kul oldum, ben Allah'a kul oldum derken, Allah'a kul olmanın lezzetini ifade ediyor. Normalde diyor bir insan köle olduğunda üzülür, ama ben Allah'a kul, köle olmakla, ben bununla seviniyorum. Ve bizler namazlarımızda veya Fatiha'yı okurken, İyyâke nâbudû dediğimizde sadece Allah'a ibadet ettiğimizi ilan ediyoruz. Yani ya Rabbi, biz sadece sana ibadet ederiz, sana abdoluruz, kula kul olmayız. Başkasına serfuru etmeyiz. Başkasının önünde rüküye, secdeye varmayız. Saygımızı sana gösterir, secdemizi sana yaparız. Bu manada gerçekten ubudiyet kerane bir tavır ve insanın izzetine uygun bir tavrı insan göstermiş olur. Yoksa güneşi, ayı yaratan Allah'a secde etmediğinde insan güneşe belki secde edecektir. Veya güneşe sembol olarak bazı putlara secde edecektir. Böylece kula kul olmaktan kurtulamayacaktır. Ve min ayatihi, Allah'ın ayetlerinden biri de şudur. Yani gece gündüz, güneş, ay Allah'ın ayetlerinden olduğu gibi onun ayetlerinden biri de şudur. Enneke teral arda haşi'a, sen arzı kurumuş bir vaziyette görürsün. Özellikle kış mevsiminde her taraf buz kesmiş gibi, ağaçlarda bir yeşillik yok. Ağaçlar sadece kemikten ibaret kalmış insan misali bir iskelet halinde duruyorlar. Burada haşi'a denilmesi sanki bir huşu içinde bir kul
o manayı da çağrıştırabilmekte. فَاِذَا اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ Biz ona su indirdiğimizde, gökten yere su indirdiğimizde ihtezzet ve rabet, arz ihtizaza gelir ve kabarır. Yani yağan yağmurlarla, inen sularla yeryüzü yumuşar ve kabarır. İnnellezî ahyâhe lemuhyil mevte. Yeryüzünü bu şekilde hayatlandıran Allah elbette ölüleri de diriltir. İnnehu alâ külli şeyin kadir. Gerçekten o her şeye kadirdir. Yaratan o, öldüren de o. Öldüren o olduğu gibi tekrar diriltecek olan da o. İşte bunun numunelerini bize gösteriyor. Her bahar mevsiminde öldükten sonra dirilmenin numunelerini yaşıyoruz. Yeryüzü kupkuru bir vaziyetteyken, yeşillik pek yokken kış mevsiminde, bahar geldiğinde o inen bereketli yağmurlarla yeryüzü yeşeriyor, toprak kabarıyor ve toprağın altındaki ölüler diriliyor. Allah ölüleri daima diriltiyor. Bu Allah'ın devam ede gelen bir tasarrufu. Allah-u Teala devamlı yaratmanın bize numunelerini gösteriyor. Toprağın altı tohumlarla dolu, çekirdeklerle dolu. Bunlar toprağın altında adeta ölü vaziyette bekliyorlar. Ama üzerlerine su geldiğinde inen yağmurlarla toprak kabarıyor ve bakıyorsunuz oradan filizlenmiş bir şekilde nice tohumlar, nice çiçekler, nice ağaçlar o şekilde yerin altından çıkıyorlar. Bunları bu şekilde dirilten Allah elbette toprağın altına almış olduğu insanları tekrar diriltmeye kadirdir. Kaldı ki bizi başta yaratan, yoktan yaratan O'dur. Yoktan yarattığı gibi bize tekrar hayat verecektir. Ve diğer alemde hayat bu şekilde devam edecektir. Öldükten sonra dirilme meselesi Kur'an-ı Kerim'in en temel meselelerindendir. İnsanlar kendi akıllarıyla bunu anlamakta zorlanabilirler. Ama Kur'ani bir akılla meseleye baktıklarında anlamak hiç de zor olmayacaktır. Ve o zaman geceden sonra gündüzün, kıştan sonra baharın gelmesi katiyetinde insanlar çok rahat bir şekilde öldükten sonra dirilmeye inanacaklardır. Cenab-ı Hak imanımızı kamil eylesin ve bizi ehli cennet olan bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.